Moda'da çikolata dünyası var. Gençler kuyruk olmuş. Asuman bir çikolata. Çikolata. Dükkanı. Alexe Souza. Buraya heykelini dikmişler. Fenerbahçe'ye büyük hizmetleri olmuştur. Moda vapur iskelesi. Ve karşıda Kalamış Limanı, Yelken Limanı. Burası da Moda Parkı. Moda denince akla Barış Manço'ya bir geliyor ve meşhur dondurmacı Ali Usta. Dondurmanın 4 mevsim yeneceğini burada daha iyi anlıyorsunuz. İyi bir şey diyor mu? Kötü anlaşılıyor. Abi canım Serdar Hoca yemiyorum. Hayatım böyle tebliğ ve kötü düşünen insanlardan biri olabilir. İyi bir şey söyleme ya, kalı kötü anlıyor. Ne? Serdar Hoca yapıyorum. Daire çizip dolaşan nostalji tramvayına bineceğiz. Akbil geçerli. Buyur kardeş, siz önden buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burada durup çekim yapabilir miyim? Tabii. Tren 1956 Doğu Almanya yapımı. İlo dediğimiz duraktan başlıyor. Rıhtım, Çarşı, Altı Yol, Bahariye, Moda bu şekilde sürekli renk yapıyor. Çok güzel. Tehlikeli olmuyor mu biraz bu mahalle aralarından gitmek? Yani tabii çok ki koruma falan da yok da. Tabii ki aracın kendi içinde belli korumaları var şöyle, yani fren sistemi vesaire olarak. Evet. Biraz daha beş düğünün çalıştığı bir sistem. Çünkü gözünüz, kulağınız vesaire hepsinin can kulağıyla işinizde olması gerekiyor. En ufak bir hata da farklı şeylere yol açabilir. İstenmeyen olaylar. Sistem hala galiba eski sistem. Evet. Sürdürülüyor galiba, yani ilk yapıldığı zamanki sistem. İlk yapıldığı sistemi çok net bilmiyorum ama anlatıldığı kadarıyla öncesinde o kapılar mesela otomatik. Burası da arka kısmı. Sadece kapılar biraz otomatikleşmiş. Elektrik sistemi, çalışma sistemi hemen hemen aynı. Gördüğünüz gibi böyle. Kadıköy Meydanı'na gelmek üzereyiz. Burası Kuyubaşı Parkı. Rahmetli Barış Manço'nun şarkısında Kuyubaşı'na vardım Zeynep'ini gören diye söylediğinde ben zannediyordum bahçedeki kuyuya gidiyor, Kuyubaşı'nda buluşacaklar. Meğersem Kuyubaşı bir semt ismiymiş.
Moda'dan kalkıp buraya geliyormuş Zeynep'i görmeye. Kendi kendime güldüm. Alsayns Moda Kilisesi karşısında. Yani betonarmeye karşı durabilmiş iki eser var. Biri bu kilise, bir de Barış Manço'nun Barış Manço Moda 81300. Barış Manço evinin kapısında şarkıya ithafen domates, biber, patlıcan şarkısını atıfen böyle mizansen yapılmış. Rahmetlinin arabası da bu. Sanyo. O zamanlar ben hatırlıyorum, Türkiye'de bu Sanyo fabrika kuracaktı. Satış temsilcilikleri açacaktı. Hatta reklamında da oynamıştı. Allah rahmet eylesin. Barış Manço evi. Çok şirin, güzel bir ev. Kapıda bizi eşeğimiz karşılıyor. Giriş 10 lira. Öğrenci, öğretmen 5 lira. 65 yaş üstü ücretsiz ama siz o yaşınızı beklemeyin. Erkenden gelin. Gerçeğe kadar canlı. Birçok ödüller almış. Ben de gerçekten hayranıyımdır Barış Manço'nun. Gençliğimizde hep onun şarkılarıyla büyüdük. Konserlerinde giydiği kıyafetler her şeyiyle öncü bir insandı. Yaşasaydı kim bilir daha ne güzel besteler üretecekti. Üst kata çıkıyorum. Sırayla burada şey yapıyor, özel banyosu. Yatak odası. Misafir yatak odasıymış burası. Ne kadar güzel bir ev. Bir üst kata daha çıkıyoruz.
yönü burası banyo. Burası Doğukan'ın odasıymış. Batıkan odası. Adam olacak çocuk. Kurtalan Express ile ilgili anılar burada. Eski kaset dönemleri. Bunlar da bir dönem VHS kasetler. Yani Atatürk'ün dediği gibi her şeyi olabilirsiniz ama sanatçı asla. Sanatçı doğulur. Şövalye odası. Kullandığı müzik aletlerini toplu halde buraya koymuşlar. Burada da ufak bir çay bahçesi var. Gelen konukların dinlenmesi, çay içmesi, sohbet etmesi için ayrılmış bir yer. Thank you.